Merhaba arkadaşlar, Serapiler Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz aşağıda abone ol yazan yere tıklayıp abone olabilirsiniz. Bu file yapımını daha önce de paylaştım çoğu kez ama tam olarak çok anlaşılmayan yerleri oldu. O yüzden sıfırdan yeniden paylaşmayı düşündüm arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şeyin uzunluğu kadar zincirimizi çekiyoruz. Ve ben size ilk köşe başlamayı göstereceğim. Şuraya iğnemi takıyorum. Buradan itibaren 40 zincirim olacak. Şöyle sayacağız. 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 tane zincirim oldu. Çeviriyorum. İğnemin olduğu yere battım ve iğnemi buradan çıkardım. Şöyle. Şimdi iğnemin olduğu yere battım. 2 zincir çektim. Şöyle ikinci trabzana battım ve çevirdim. Üç, dördüncü trabzanım. Beş, iki de çıkıyorum. Altı, yedi, sekiz, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane trabzan çektim ve çevirdim bu tarafını. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle 11.ye battım. 1, 2 zincir çektim. Şöyle bir tane atladım. İleri battım, çevirdim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bakın. Şimdi tekrar 20 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 çevirdim. 11.ye battım, kilitledim. 2 zincir çektim. 1 2.ye batıyorum. Ve çeviriyorum elimde. 12 tane hemen dibine batıyorum birinciyi. 12 tane bu 3 oldu hemen. Trabzan olana kadar devam ediyorum.
8, 9, 10, 11, 12 tane oldu. Şimdi sıra başına ben 19 tane yapacağım bundan. Şu büyüklükte aşağı yukarı ölçüsünü veririm birazdan kaç santim olduğunu. 19 kutucuk olacak. Sıra başına geldiğimde tekrar görüşeceğiz. Evet, ben başa kadar geldim. Şimdi 10 zincir çekiyorum tekrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çeviriyorum. Burada köşe kısmında 1, 2, 3, 4 tane sarıyorum tığıma. Yine aşağıdan 10 sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11.ye batıyorum. Ve bu şekilde kese kese yukarı kadar çıkıyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Şimdi dolgumu yapmaya başlayacağım. İkili trabzan şeklinde her bir göze batarak burayı, şu sıramı başa kadar götüreceğim. Şurada iki tane dolduruyorum şuraya. Şuraya batıyorum. Burası bu şekilde oluyor. Şimdi tekrar bu zincirimi 10 tane dolduruyorum. Şöyle bırakayım. Bu başa gelene kadar komple bu üzerine bu şekilde dolduruyorum. Şuraya batıyorum. İçine 2 tane. Şuranın içerisine 2 tane, şuna batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi tekrar başa geldiğimde dönüşü anlatmak için görüşelim. Evet, geldim köşeye kadar. Şimdi burada 2 tane dolduruyorum demiştim daha önce. Şöyle bakın. Şimdi 10 tane dolduracağım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi ilk başta 40 çekmiştik ya burada arkadaşlar. Şimdi 30 zincir çekiyorum dönüşte. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Çevirdim. Tam şu üzerine zaten denk gelen yer belli. Şuraya batıyorum. Bu iki tane trabzan burada kalıyor. Bakın şu ortaya yaptım. İki zincir çekiyorum. Birincisine değil, ikincisine batıyorum ve çeviriyorum. Tam hizalanmış oluyor böylelikle. Yine aynı işlem, 12 tane burayı dolduruyorum. 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12. Bakın. Şimdi 20 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bundan sonrakiler köşelerde 30, buralarda 20 zincir. 1 2 Evet. Modelimiz bu şekilde. Bu 19 tane kafesten oluşuyor. 19 kafesli bir örtü 45 santime tekabül ediyor kenarının sık iğnesiyle beraber. Bu kenarının sık iğnesi yapımı var arkadaşlar zaten. Arayıp bulabilirsiniz sayfamda. Modelimin tam şekilde anlatımı bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Buraya kadar. Şimdi en son bitiş işlemini göstereceğim. Şuralar bakın boş kalıyor. En son bütün etrafını nasıl döneceğimizi anlatacağım birazdan. Tüm etrafını bu şekilde ikili trabzanla döneceğiz. Daha sonra üzerine sık iğnemizi yapacağız. Böyle. Ben şimdi devam edeyim. Evet, filen bitti ve kenarını bu şekilde ikili trabzanla dönmeye başladım. Bu boşluk kalıyordu. Buralar dolu olmuyordu arkadaşlar, biliyorsunuz. Şimdi şöyle 10 kez dolgu yapıyorum buraya. 2 3 4 5 6 Bu sıra çok düzgün olmuyor çünkü bu sıra zincir olmadığı için, şu çektiğimiz sıra olduğu için en bozuk sıramız burası oluyor. Yeniden yapacağım. Biraz çok dikkat etmek gerekiyor. Zincir olmadığı için böyle biraz bol düşebiliyor. Evet, 10 tane yapıyoruz buraya. Ve bir iki tane de şunun içerisine dolduruyorum. Sonra şuraya batıyorum. Son yerine şuraya ve bitmiş oluyor. Bakın bu şekilde. Şimdi şurayı da yapacağım ve sık iğnesine başlayacağım. Hem de merakınız giderilmiş olacak. Dediğim gibi bu sıra en zor sıra. Diğerlerinde zincir olduğu için problem olmuyor ama bu şu çeker çeke 4 sarıp çekiyorum burayı. Videoda da gösterdiğim gibi. O yüzden burası biraz sıkıntılı oluyor yapması. Ama sonuçta çok da bozuk olmuyor, yapılıyor. Ve son yerime geldim. Birleştireceğim şimdi ve sık iğneme başlayacağım. İpim, tekrar söylüyorum, ankor 26.6, tığım 19 numara. Ankordan başka ip kullanmıyorum arkadaşlar. Diğer ipler solma yapıyor, portlanma yapıyor ama bu ip evladiyelik oluyor.
Bana sorarsanız böyle, ama tabii ki zevk sizin, kendiniz bilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ve şimdi şuraya sabitleyeceğim. Şimdi sık iğneme başlayacağım. Bismillah. Bir zincir çekeyim burada. Çünkü burada her bir köşe gelişlerinde bir zincir çekip birer tane içine batacağım ve bir zincir çekeceğim. Bunun videosu var zaten yine arkadaşlar. Çekmiştim kenar sık iğnesi diye, arayıp bulursanız videolarımın arasında var. Bu şekilde sık iğnesi hepsinin üzerine birer tane olmak kaydıyla tüm etrafını dolanacağım. Köşelere geldiğimde dediğim gibi bir zincir çekeceğim, içine batacağım, bir zincir çekeceğim, tekrar batacağım. Bunun videosu var zaten, oradan da takip edebilirsiniz. Bu kadar. Tekrar anlatmak istedim size, anlaşılmadı demişsiniz, yorumlar yapmışsınız. Tam ölçüsü budur. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.